Bu sureyi okuyan fakirlik görmez. Vaka suresi, maddi fakirliği giderdiği gibi esas manevi fakirliği gidermektedir. Her kim her gece Vaka suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez. Vaka suresi oldukça etkili ve kuvvetli bir suredir. İslam alimleri bu sure için sürekli okumayı alışkanlık eden kimselerin dünyada huzura ve rahat ereceği, dünya nimetlerinden faydalanacağından, sabah ve akşam okunduğu takdirde kişinin açlık ya da diğer sıkıntılardan uzak bir hayat süreceği bahsedilmektedir. Ölüm döşeğinde olan bir kimseye münker ve nekir melekleri sual sorduğu sırada Vaka suresi okunursa sorulara cevap vermesi kolaylaşır. Helal rızık, fakirlik çekmemek ve zahmete girmeden kazanç isteyen kimseler bu duayı günde 40 defa 40 gün boyunca okuduğu takdirde Allahu Teala onu muradına nail eder. İkindi ve akşam namazlarından sonra bol ve helal kazanç için okunması önerilmiştir. İkindi namazının ardından 14 defa, akşam namazlarının ardından okunması tavsiye edilir. Bazı İslam alimleri ise Vaka suresinin ölen bir kimsenin üzerine okunması halinde üzerindeki kabir azabını hafifleteceğini, ölmekte olan bir kimseye okunması halinde ise Allah'ın izniyle imanla dünya hayatını sonlandıracağı söylenmiştir. Sabah namazından sonra bir kere Vaka suresi okunup ardından 1000 defa ya Kerim ya Vedud okuyup Allah'tan dileğini isteyen kimseyi Allah istediğine kavuşturur. Birkaç kişilik bir toplantıda 41 defa Vaka suresi okuyup ardından da Allahü Teala'dan dileğini isteyen kimsenin dileği en kısa zamanda olur. Özellikle rızık konusunda 41 defa okumanın çok büyük tesiri vardır. Vaka suresini okumayı alışkanlık haline getiren kimseyi Allah rızıklandırır ve muradına erdirir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyuruluyor. Her kim, Vaka suresini her gece bir defa okumayı adet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vaka suresinin akşam namazlarından sonra okunmasını tavsiye etmiştir. Fakirlikten kurtulmak isteyenler, yoksulluktan bıkanlar, rızık, bolluk ve bereket isteyen kişilerin akşam namazından sonra okunması uygundur ve aksatılmadan devam edilmesi gerekir. Vaka suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler tehlikelerle yüz yüze gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim her gece Vaka suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hazreti Osman radıyallahu anh onu ziyarete gelir. Ona neden şikayetin var, deyince, o şöyle der. Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir? O zaman Hazreti Osman, radıyallahu anh sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı? Deyince, o, istemez der. O zaman Hazreti Osman, radıyallahu anh arkanda kızlar bırakacaksın onlara lazım olur deyince, Abdullah İbni Mesud, radıyallahu anh, ben kızlarıma her gece Vaka suresini okumalarını emrettim. Onlar da buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlar da muhtaç olmazlar der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Vaka suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz. Rivayet edildi ki, bu sureyi okumaya devam eden kimse, fakirlikten emin olur, dünya kendiliğinden ayağına gelir. Her gün sabah ve akşam bu sureyi okuyan kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmeden dünyadan göçer. Hayatı boyunca başka hiçbir tehlike yüzü de görmez. İkindi namazından sonra 14 defa okunursa, rızık yağmur gibi yağar. Allahu Teala işlerini kolaylaştırır. Bu bereketli surenin her gece akşam namazından sonra okunması tavsiye edilmiştir. Rızık, fakirlik ve yoksulluktan kurtulup zenginlik nimetine kavuşmak için okuyanlar, akşam namazından sonra okumaya devam etmelidirler. Hazreti Osman Abdullah İbni Mesud Hazretlerine bir miktar mal vermek istedi. Abdullah İbni Mesud bunu almayı pek hoş karşılamadı ve kabul etmek istemedi. Hazreti Osman, sen al da kızlarına nafaka olarak kabul et dedi. İbni Mesud, sen onların fakirlik içinde kalmalarından mı endişe ediyorsun? Halbuki ben onlara Vaka suresini okumalarını emrettim. Diye cevap verdi ve şunu ilave etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duydum. Buyurdular ki, kim Vaka suresini her gün okursa kendisine ebediyen fakirlik dokunmaz. Ölmekte olan bir kişiye Vaka suresi okunursa, münker ve nekir meleklerinin suallerine kolaylıkla cevap verir. Ariflerden bazıları demişlerdir ki, ölmüş bir kimsenin üzerine Vaka suresi okunursa,
meyyitin acı ve ıstırabı hafifler. Ölümle burun buruna gelen ve can vermekte olan ağır bir hastanın üzerine okunursa, imanla göçmesine vesile olur. Azrail aleyhisselam da o kimseye karşı çok nazik davranır. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.